Cumhurbaşkanı Erdoğan efendim Ankara inşasında sona yaklaşılan AK Parti konferans salonunu ziyaret etti. Bir ayrıntıları öğrenelim. CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan bizi bekliyor. Arda sendeyiz. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin konferans salonu inşaatını inceledi. Geçtiğimiz yarım saat içerisinde yaklaşık yarım saat önce Cumhurbaşkanı AK Parti genel merkezine geldi. Genel merkezin hemen yan tarafında yaklaşık bir yıl önce inşaatına başlanan konferans salonunda bazı incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. AK Parti'nin hemen hemen bütün kurmayları bu ziyareti sırasında eşlik ediyor. Yaklaşık 1600 kişilik bir konferans salonunun kapasitesinden bahsediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği konferans salonu için. Bir yıl önce AK Parti hemen bulunduğu genel merkezin yan tarafında yer alan düğün salonunu satın almıştı. Oranın arazisi üzerindeki yapı yıkıldı ve ardından hızlı bir şekilde şu an kameraman arkadaşım Mehmet Akif Yıldız'ın sizlere gösterdiği ekrana getirdiği bu konferans salonunun inşaatı başladı. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde hızla yapı yükseldi ve artık yapının içerisindeki neredeyse son dokunuşlar gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapının bir an önce hizmete alınması için gerekli talimatlarını daha önce vermişti. Bugün orayı bir kez daha ziyaret ederek gelinen son durumu doğrudan yerinde inceledi. Cumhurbaşkanının etrafında AK Parti'nin genel başkan yardımcılığından Çiğdem Karaaslan var ki o da AK Parti'nin konferans salonunun inşaatından sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Son bilgileri doğrudan ondan aldığını ifade edelim sizlere. 1600 kişi kapasiteli bu salonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde geniş katılımlı programlarını gerçekleştirmesini bizler de bekliyoruz. AK Parti'nin hem MKYK toplantılarında hem de genişletilmiş il başkanları toplantılarında mevcut genel merkezdeki binası kullanılıyordu. Konferans salonu kullanılıyordu binanın içerisindeki ancak bu tabii ki yoğun talebe cevap vermiyordu geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde. Bizim de gözlemlerimiz bu yönde oldu. Bu ihtiyaca binaen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti kurmayları hemen genel merkezin yan tarafında yer alan arsayı satın alarak bir konferans salonu inşaatına başladılar. Arsanın üzerinde bir düğün salonu vardı. Burası yıkıldı. Yıkıntılar bölgeden kaldırıldı ve söz konusu arsanın üzerinde inşaat çalışmaları başladı. Yaklaşık bir yıl sürdü inşaat çalışmaları. O süren bir yılın ardından artık sona yaklaşılıyor. Etrafı da görüyorsunuz. Malzemeler temizlendi etraftan. Hizmete açılmaya neredeyse hazır bir hale gelmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği AK Parti'nin konferans salonu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bizlere bir açıklama yapar mı? Onu da önümüzdeki dakikalarda kendisini takip ederken bizler de ekranlarımızda getirmeye çalışacağız sizlere. Etrafında bütün kurmayları var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Genel Başkan Pili. Çok özür dilerim. Bir şey bizler size şimdi kürsü kurmuştuk ama orada mı sorumuzu sordun burada mı sordun? Hangisini isterdiniz? Aman. Değişmiyorsun. Efendim Ömer Çelik'in açıkladı kendisi. Dedi ki pazar günü İstanbul'da adaylarımızı açıklayacağız. İstanbul adayınızı pazar günü İstanbul'da duyacak mısınız? Duyamıyoruz. Peki sürpriz bir isim mi olacak yoksa tanıyor muyuz kendisini? Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi sürprizdir. Hem de inşallah partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak. Hepsi. Ankara adayını Ankara'ya mı bırakırsınız? Onu da Ankara'ya bırakırsınız. Onu da Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyanlarımızı siz neler bekliyorsunuz? Seçim beyanlarımızı biz de açıklayacağız. Yeni konferans salonu var. Tarihi belli mi acaba? 15 Ocak'ta demiştik. 15. Peki. Siz zaten bizden önce bunları öğrenmişsiniz. Sen burayı oynama. Güzel salonu. İyi eğiliyor. Eğiliyor mu? Güzel salonumuzda. İyi eğiliyor. İndiremem daha. Göremiyorum bunu çeksin. Sürprizi, belkimizi açıklayacağız. Çiğdem, burada yemek de vereceğiz mi? İnşallah sen. Vereceğim. Bizler de davetli olacak mıyız? Tabii ki davetlisin inşallah. Efendim pazar günü kaç il adayı açıklanır? Kaç il beklemeliyiz? Hemen hemen yarıya yakın. İyi gün. Bir şey göremiyorum ki. Kavga yok mu? Şu anda biz hazırlığımızı yan tarafa doğru yapmıştık. Sizi görünce bizler de geldik. Siz de durdunuz. Teşekkür ederiz. O yüzden şimdi kameramanlar zorluk yaşıyorlar ister istemez. Yok gayet iyi de. Sizin de keyfiniz çok yerinde gördük efendim. Her zamanki gibi.
Teşekkür ederim. Çok iyi seneler. Buyurun arkadaşlar. Müsaadenizle. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ordumuz için hayırlara vesile. Hadi arkadaşlar. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi çalışmalar dilerim. Hadi bakalım. Merhaba. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı genel merkezin hemen kenarında bulunan konferans salonunun inşaatını inceledi. O incelemelerin ardından AK Parti genel merkezine doğru beraberinde kurmaylar bulunuyor Cumhurbaşkanı'nın ve girmek üzere son talimatlarını veriyor. Teşekkür ederiz. Son talimatlarını verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. AK Parti'nin konferans salonunu ziyaretinde ve kendisini elbette bekleyen AK Partililer var kapının hemen önünde. Onlarla da fotoğraf çekinecek Cumhurbaşkanı Erdoğan sanırım. Hem kendilerini dinliyor. Fotoğraf çekinmeden Cumhurbaşkanı genel merkeze doğru giriş yapıyor. Talepler de tabii geliyor Cumhurbaşkanı görüldüğünde muhakkak. O talepleri de tek tek Cumhurbaşkanı dinliyor. Varsa bazı notlar, o notları da yine beraberindeki ilgililer ve kurmayları alarak tek tek dinliyor. Bazı tabii fotoğraf çekimle talepleri de eş zamanlı olarak geliyor Cumhurbaşkanı'nın AK Parti Genel Merkezi'ne girişinden. Çok sayıda AK Partilinin yoğun ilgisiyle karşılaştığını söylememiz tabii ki mümkün. Cumhurbaşkanı Genel Merkez'e girdikten hemen sonra aday belirleme toplantısına devam edecek. Hafta başından bu yana o toplantılar sürüyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul adayının kazanma irademizi ortaya koyacak bir isim olacak ifadelerini kullanarak anlatmıştı. Kullanarak o ifadeleri bir kez daha hatırlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanma irademizi ifade edecek dedi İstanbul adayı için. İstanbul adayını İstanbul'da, Ankara adayını da Ankara'da açıklayacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce bizlere yaptığı açıklamada da ifade etmiş oldu. Hafta başından bu yana yoğun mesaisini sürdürüyor. O yoğun mesai sırasında adaylar belirleniyor. Yaklaşık 40 ismin pazar günü İstanbul'da gerçekleşecek Haliç Kongre Merkezi'ndeki programda kamuoyuna açılmasını, açıklanmasını bizler de bekliyoruz. O 40 isim arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da tabii ki olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra bazı illerin de belediye başkan adaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 40 kadar o il açıklamasını bekliyoruz. İstanbul için önemli bir ifade kullandı Cumhurbaşkanı az önce genel merkeze girişi sırasında. Kazanma irademizi ortaya koyacak bir isim ifadesini kullandı. Bu oldukça önemliydi. İstanbul adayının kim olacağı çok merak ediliyor tabii ki. Şunu biliyoruz, İstanbul adayı pazar günü 7'sinde İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde açıklanacak. Ankara adayı 15 Ocak'ta Ankara'da lansman programında açıklanacak. Orada bütün 81 ildeki belediye başkan adayları da kamuoyuna duyurulmuş olacak. İstanbul adayı kim olacak? Oldukça merak edilen bir soru bu. O sorunun cevabının netleşmeye yaklaştığını ifade edebilmemiz mümkün. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kazanma irademizi ortaya koyacak bir isim olacak dedi. Az önce gazetelere kapının önünde, genel merkezin önünde yaptığı açıklamada konferans salonunu ziyaret etti. Arkadaşım Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Akif Yıldız sizlere göstersin. Hemen görmüş olduğunuz bu salonu ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Konferans salonunu inceledi. Yaklaşık bir yıldır devam ediyor buranın inşaatı. Bir yıllık inşaatın ardından artık sona yaklaştığını ifade edelim o çalışmaların. Ziyaretinin hemen ardından yürüyerek beraberinde kurmaylarıyla AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. AK Parti Genel Merkezi önünde ise gazetecilere açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kendisini bekleyen vatandaşlara da bazı taleplerini dinledi. Fotoğraflar çekildi aynı zamanda. Cumhurbaşkanı artık AK Parti Genel Merkezi'ne içeriye girdi. Bugün yoğun bir mesaisi var. O yoğun mesai hafta başından bu yana devam ediyor. Hafta başından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan aday belirleme komisyonu toplantılarına başkanlık ediyor. O toplantılarda bazı isimler netleşti elbette. Yaklaşık 40'a yakın belediye başkanı adayının pazar günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek programda kamuoyuna açıklanması bekleniyor. O isimler arasında
çok merak edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı da olacak. Bunu biliyoruz. Yaklaşık 40 dedik. Bu 40 aday içerisinde tamamı büyük şehirler olmayacak tabii ki. Bir kısmı büyük şehirler, bir kısmı büyük şehir statüsünde olmayan kentlerden olacak. Ancak yaklaşık 40 rakamının AK Partili kurmaylarca ifade edildiğinin altını çizelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı bu pazar belli olacak. Bir sonraki pazar günü AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da içerisinde olduğu 81 ildeki gösterilecek adayların tümünün tanıtılacağı aday lansman toplantısında 15 Ocak'ta Ankara'da gerçekleşecek. O toplantıda da AK Parti beyannamesini sunacak. Yaklaşık 7-8 başlıktan o beyannamenin oluşmasını bizler de bekliyoruz. Şu sıralarda Cumhurbaşkanı genel merkeze girdi ve kurmaylarıyla birlikte aday belirleme komisyonu toplantısını gerçekleştirecek. Pazar günü ise içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının da olduğu hem büyük şehirlerden hem büyük şehir statüsünde olmayan yerlerden yaklaşık 40 belediye başkan adayı kamuoyuna duyurulacak. Ankara adayı ise 15 Ocak'ta başkent Ankara'daki programda kamuoyuna duyurulmuş, açıklanmış olacak Meltem. Peki çok teşekkür ediyoruz Arda Erdoğan'a. Önemli açıklamalar geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan. Efendim merakla beklenen İstanbul adayını pazar günü açıklayacağını duyurdu. Peki.